Artık akıllı hareket et, anladın mı Sümer? Ben sana ne dedim ha? 2 haftaya kadar arayacağım, haber bekle dedim. Evet, ilk hamlemi çoktan yaptım bile. Ama eğer beni bir kere daha ararsan para yüzük göremezsin, ona göre. Bacakların da benim kadar yoruldu anlaşılan. Dikkat et biraz. Ya bir şey söyleyecektim. Kusura bakmazsanız yarın mutfak işlerinde size yardım etmek istiyorum. Hayır Leyla. İyileşmen daha önemli. Bugünün gazetesi nerede? Gazete burada abi. Bugün hava nasıl olacakmış? Söyle de öğrenelim bari. Abi bu sabah yine çok esprilisin. Bu evin neşe kaynağı sensin. Diğerleri var mı yok mu belli değil. Evet şimdi bakalım günün önemli haberleri nelermiş. Jaipur'daki pazar yerinde Tanrım sen büyüksün, sen büyüksün Tanrım, Tanrım sen büyüksün, sen büyüksün, sen büyüksün Tanrım, sen büyüksün Tanrım. Mohini, sen ne okuyorsun? Gazetede ilahi köşesi mi var? Bunu gazetenin içinde buldum da. Hatırladım ben bu kağıdı. Daha önce mabette yerde görmüştüm. İyi ama sonradan gazetenin içine nasıl girmiş ki? Leyla, bu senin sabah okuduğun ilahinin aynısı. Yanılmadım değil mi? İyi de bunun en sevdiğin ilahi olduğunu kendin söylemedin mi? En sevdiğin ilahiyi ezberlememiş olman biraz tuhaf olmadı mı? Yoksa neden bir kağıda yazılsın? Bunu pek anlayamadım. Çık dışarı. Çık dedim. Sırf o ilahi bir kağıda yazdığım için mi kovuyorsun beni? Tabii ki hayır. Yalan söylediğin için. Adım gibi biliyorum. Şu ana kadar söylediğin diğer her şey de koca bir yalandı. Binbaşı ama... Yeter! Rudra oğlum, dur hemen kızma. Kız alt tarafı ilahi kağıda yazmış. Ne var ki bunda? Sonuçta kendisi okudu değil mi? Peki Rudra.
Peki. Evet, itiraf ediyorum, yalan söyledim. Ailem beni kabul etsin diye. Kötü bir niyetim yoktu. Çünkü sen geçmişte bana... Bana değiştim demen de yalandı değil mi? Hayır Ruda, hayır, doğruydu. Sana doğruyu söyledim. Rol yapmayı bırak artık. Ben sana ne yaptım Rudra? Çok büyük bir günah mı işledim? Hayatımı tehlikeye atmak bahasına hep sana bilgi getirdim değil mi? O zamanlar sen de bana gözü kapalı güvenirdin. Peki bugün, bugün ne oldu da güvenmez oldun? Söyle. Bu eve geldiğinden beri farkındayım. Beni görmek bile senin canını sıkıyor, geriliyorsun. Ben ne zaman etrafta olsam keyfinin kaçtığını gözlerinden okuyabiliyorum. Söylesene Rudra, neden böylesin? Benim bu evden bir an önce çekip gitmemi bu kadar mı çok istiyorsun? Benim günahımın ne olduğunu söyler misin? Söyle lütfen. Tamam, o yanlış bir şey yapmış olabilir. Ama hayatta herkes ikinci bir şansa hak ediyor. Bana da şans verilmedi mi? Yeni bir hayat, yeni ilişkiler kurmaya başladım. Kendi sözünün arkasında dur o zaman. Neden? Sen ne dediğinin farkında mısın acaba? Onun için, bu yalancı için yalan neden... Yalan söyledi. Evet, bize yalan söyledi. Ve bu yanlıştı. Bir ilahi kağıttan okumak tabii ki yanlış değil. Kimse bunun için sana kızamaz. Ama bu ilahi, benim en sevdiğim ilahi demen... İşte yanlış olan bu. Layla, bir daha kimseye yalan söyleme. Parotum, kalbimle özür dilerim. Az önce de dediğim gibi, hayatta herkes ikinci şansı hak eder. Binbaşı. Canım nasıl istiyorsa öyle yap. Ama binbaşı, kahvaltı. Bir dakika, kahvaltı etmeden. Hepinizden çok ama çok özür dilerim. Böyle bir şey bir daha asla olmayacak.